bombelere gel. Bugün benim doğum günüm. Allah'ım bu ne büyük heyecanlar. Defne. Nereye? Ben de seni bekliyordum. Gidiyorum. Gidiyor musun? Hı hı. Anneannem arada çağırıyor yani, gel dedi. Özlemişler tabii. Esra falan da. Yani bana kalsa ben daha çok kalırdım da. İyiydik aslında. Alışmıştık da birbirimize. Birlikte yaşamaya. Tuhaf tuhaf huylarımıza. Sen düşündüğümden çok daha iyi uyum sağladın. Sen de hiç fena değildin. Evet değil mi ama? De işte. Gitmen gerekiyor. Hı hı. Bir şey falan unuttun mu sağda solda, ne bileyim? Hani gerçi unutsam ben getiririm tabii de. Yok yani, ben zaten yukarıyı topladım. Böyle bir de bir aşağı bakayım dedim. Odana falan. Gel. Gel beraber bakalım. Ay kesin bir şeyimi unutacağım ya. Çünkü benim uyum yani. Hep unuturum ben. Ama neyse, sen getirirsin. Bunu unutmuşsun. Ay evet. Eve de nasıl yayılmışsam. Ne güzel işte, sindin evin her yerine. Şu Simurg. Hani hikayesini anlatacaktın bana. Hani çok önemliydi ya senin için. Ben çok merak ediyorum. Uzun hikaye. Ömer lütfen. Biri verdi bunu bana. Mavi saçlı kız. Mavi saçlı mı? Annem hastaydı daha. Hiç beklemediğim bir gün veda konuşması yaptı benimle. İşte ben gidiyorum. İyi ol. Doğru ol falan. Tepem attı benimle, işte kabullenemedim. Kavga ettik. Annenle? Hı hı. Sonra o geldi. Mavi saçlı kız. Bağırmayı verdi bana. Git dedi annenin yanına. Sarıl. Madem ne kadar vakti kaldı bilmiyorsun. Yanında ol dedi. Ne güzel demiş. Dediğini yaptın mı bari? Evet. Annemin yanına gittim, barıştık. Meğer son günleriymiş. İşte o kız olmasaydı. Annenle küs ayrılacaktınız. Ömür boyu vicdan azabı çekecektin. Vay be. Kıza bak. Kendi farkında değildir tabii ama. Resmen senin hayatını değiştirmiş. Senin için çok önemli biri olmuş. Sonra bir daha bir yerlerde görüştünüz mü? Yani aradım. Çok izini sürdüm aslında ama ben bulamadım bir şey. Sonra da böyle kaldı. Çok ilginç. Şimdi anladım. Ömer. Benim aklıma bir şey geldi. Bence bu burada kalsın. Sana o günü hatırlatsın. Anılarını hatırlatsın sana. Annenle yaşadıkların, o kızın sana kattıkları. Çok tatlısın.
O zaman gitme zamanı. Sen baya baya gidiyorsun. Yani. Mecbur. Her şey için teşekkür ederim. Seninle yaşamak çok güzeldi. Seninle de öyle. O zaman görüşürüz. Şükrü çıkıyordu, bıraksın seni. Ya benim bir huyum var. Ben dolap kapaklarını hep açık bırakıyorum. Artık sen mecburen kapakları benim arkamdan kapatacaksın. Yok yok, değiştirme. İzleyeceğim. Sevmek istiyorum ben bunu. Hatta hastası olmak istiyorum. Senin sevdiğin ne varsa ben de anlayıp onları sevmek istiyorum. Sakın bana kahvaltı etmeyeceğim deme. Vallahi zorla yedirim. Derya, ne haber? İyiyim, siz? İyi. Ömer? Odasında. Allah, hadi bakalım. Ay. Ay dur. Acaba girdim mi ofise? Ay bu kim? Ah. Karay Bey, ne yapıyorsunuz? Ay bu çirkinin sesi her yerden çınlıyor. Ay ben geldim. Ay çocuklar, açıyorum gözlerimi. Ay sürpriz doğum günü partilerine bayılırım. Açıyorum, açtım. Ay. Ay mahcup oldum şu anda. Ay Koray Bey, kimin doğum günü? Tatlım. En çok kim doğduğu için mutluyuz? Tarkan. İyi kız. Oturduğun yerden Tarkan hayali mi kuruyorsun çirkin? Ay hayır canım. Kimin doğum günü peki? Hayatım şöyle bir etrafına bak istersen. Bakıyorum. Kıvanç mı? Kıvanç'ım, hayatım bu kız senin gözünü kestirmiş. Kafesleyecek galiba. Kaç kurtar kendini. Ay Koray Bey, söyleyin artık kimin doğum günü? Tabii ki benim. Gerçekten. İyi ki doğdunuz. Sağ olun çocuklar. Ay gözlerim yaşaracak şimdi. Tabii ki iyi ki doğdum. Ben doğdum. Hayatınızda olduğum için çok şanslısınız. Şükretmekte de haklısınız ayrıca. Koray Bey, biz sizin doğum gününüzü Haziran ayında kutlamadık mı? Hayatım, o benim yaz doğum günümdü. Bu kış keser misin artık? İyi, bayılıyorsun böyle kendin hakkında konuşmaktan. Burada konu sen değilsin hayatım, benim. Ay bilseydik bir hediye alırdık. Hayatım alırsınız, alırsınız. Bakın. Bunu buraya koyuyorum. Kendi aranızda paylaşın. Bunu ben düşündüm, ben yaptım, ben. Ay Koray Bey, bu ne? Ha, ay. Ta-da! Hediye listem. Pahalıdan ucuza doğru yaptım. Ay hadi bir şeyleri seçin kendi aranızda. Fakirler şu alttaki şeylerden alabilir. Eğer 19 numarayı alacaksınız çilekli olsun. Ay çok mutluyum. Resmen doğum günüm. Biz şimdi listeden hediye mi alacağız? Tabii ki. Hayatım, şu hayatta girip girebileceğin tek liste burası. Keyfini çıkar. Ha, bu arada üste patronları bırakın, oldu mu? Gerçi siz alamazsınız böyle şeyler, gücünüz yetmez. Ay liste bakınca böyle bir şeyler hissediyorum, fakir kalmış gibi görüyorum kendimi. Ay iyi ki doğdum, iyi ki doğdum, ben doğdum. İyi ki doğmuşum, Allah'ım çok mutluyum. İyi ki doğmuşum, ben doğdum, ben. Amin.
Nasıl yani? Ya basmaya işte. Ya Fikret Galo defilede bizimle çalışacakmış anlattığım gibi. E hani pek haz etmiyordu benden. Ne olmuş da değişmiş? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Ne olduysa oldu, tamam işte durum budur yani. Ya şaşırsana. Tamam, konuşalım, gelsin. Hemen bir ağırdan al, hemen. Ha, bravo, al işte, ya harika. Hayır, resepsiyonu da görmedik ya biz bunu. Ne oldu acaba ya? Hanım kararını ne değiştirdi? Neyse ya, çok süper oldu ha. Ya dünya basına çıkacak oğlum bu defile. Ömer, sevinir misin? Hı? Tamam kızma, seviniyorum. Seviniyorum. Ay ne kadar saçma ya. Ay anlamıyorum ki neden pastörünüzü seçmiş? Dün gece de göremedik zaten. Onlar da göremedi. Ne oldu? Hayır yani ne olmuş olabilir ki? Ay hiç anlamadım ben de. Hayır. Hani Ömer bir şey yapmış diyeceğim. Ama Ömer de ilgilenmez kendini satmakla, biliyorsun. Bilemiyorum vallahi. Bence biz her şeyi düşünelim. Belki de yapmıştır. Kimin kuzeni? Asıl Sinan yapmıştır. Ben ondan bekliyorum. Ne gibi? O tatlı diliyle falan kadını ikna edecek bir sürü söz söyleyip aklın çelmiştir. Sinan sürprizlidir. Yasemin. Sizin Sinan'la aranızda ne var? İş ilişkisi işte. Küpeleri sana Sinan'ın aldığını biliyorum. Hı. Biliyorsun. Ay canım içinden gelmiş Sude. Yasemin. Sizin Sinan'la aranızda ne var? Ya iş ve arkadaşlığın ötesinde bir şey sanki. Ne diye sormayın ama ben de bilmiyorum. Ama bir şey var. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun peki? Söylesem de ne söyleyecektim ki? Ha dediğim gibi muğlak bir durum. Ama madem artık dışarıdan da belli olacak bir duruma gelmiş, o zaman senden izin almam lazım Sude. Yani sonuçta Sinan'la ilgili ne desen o olur. Seninle aramızda güzel bir bağ kurduk. Bence de. Biz sevdik birbirimizi. Birlik olduk. Seni kaybetmek istemem Sude. Söyle. İstemiyorum. Böyle bir şeye hazır değilim. Onunla birlikte olman içime sinmez. Ama yine de karar senin. Pardon. Ama ay ben senin izin alan aklını Yasemin ya. Vermedin. Heh. Sinan. Arıyorum o zaman. Kimi? Ece'yi. Şey, Galo ile bir konuşsun falan, ne bileyim, bir randevu ayarlasın, çalışmaya başlayalım. Tabii ara, başlayalım. Alo Ece. Ece Hanım. Nasılsınız? İyi biz de. Hatta haberleri aldık, daha iyi olduk. Evet. Ya şey için aradım. Fikret Hanım'la bir konuşsanız da biz onu burada bir ağırlasak, artık böyle bir ne bileyim çalışmaya başlasak nasıl olur? Ha. Tamam. Tamam, bekliyorum. Arayıp dönecekmiş. Surprise! Açayım mı? Anç, niye böyle geziyorsun ki? Düşeceksin, kıracaksın bir yerden. Aa, ay doğru diyorsun. Zaten deminden büyük vazoyu kırdım. Olsun, Ömüş yenisini alır. Açıyorum. Açtım. Aa, yok. Ne yok?
Ha, ay anladım. Benim böyle tahmin edemeyeceğim zamanda yapacaksınız değil mi? Neyi? Ay sürpriz doğum günümü. Parti istiyorum, parti. 6 ay önce kutlamadık mı biz senin doğum gününü? Hayatım, o bir kere yarı finaldi. Bu eleme gecesi. Ondan yani. Hangisi gerçek doğum günü? Bu. Emin misin? Ya bırak, kandırıyor bizi. Senede 3 defa kutluyor, bilmiyor musun? Bak emin misin? Ay vallahi bu. Kardeşimin doğum günüymüş, doğum günüymüş. Oh kutlarım. Ay çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kutlu olsun madem, gel öpeyim. Canlarım. Mutlu yıllar, değil mi? Hadi ay, çok eşeceksiniz ya, çok seviyorum sizi. Çok 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 sağ olun. Bana bakın, öyle kuru kuru bücük de bu işler olmaz. Sürpriz doğum günü partisi istiyorum. Çılgın bir organizasyon. Pahalı hediyeler. Duydunuz mu beni? Ucuz patronlar. Hadi bay. Hemedi. Hemedi. Efendim? Nasıl? Tamam. Tamam, söylerim. Gelemezmiş. Niye? Gelemezmiş, bisikleti yokmuş. Yok değil mi? Ne? Mide bulantısı falan. Yok Serdar. Baş dönmesi? Emin misin? Böyle kapa gözlerini, kendini kamikazede hayal et. Böyle uçuyorsun falan. Yine mi yok? Serdar bir üstüme gelmez misin? Yok işte ya, dönmüyor, tık yok. Peki can erik, dağ çileği, ha? Böyle aşerme babında. O zaten ileri safa. Hani bizim geçemediğimiz. Anladım. Ne anladın? Tamam canım, olmuyor işte. Ha, benim yüzümden yani. Hayda. Ben miyim yani şimdi suçlu? Ya tatlım, ben onu mu diyorum? Ne diyorsun Serdar? Niye olmuyor o zaman bu? Ya bilmiyorum. Hem şu an bana niye bağırılıyor? Kesin anneannen. Uğrayacağım diyordu. Çok fena dağılacak Serdar. Pis geliyor. Ya gelmiş işte. Gelme mi diyeyim? Babak, sakın söyleme tamam mı izin günüm olduğunu? Saklanıyorum ben. Ya ne bakıyorsun, gidip açsana. Of. Kulaklarım sızlıyor ya. Yeter ama ya. Hani Nihan nerede? İzin günüydü bugün hani. Şey anneanne. Ha gel kızım gel. Tut şunu. Bak bir şifalı bir karışım hazırladım sana. Dua edeceksin bana sonra. Hadi gel. Al şunu. Getir bakayım bir bardak. Hadi. Geldim geldim. İyi iyi. Tam da böyle bir aradığımız işte. Arkayla depo yapar. Mis. Ayakkabı mı yapıyor dedin abi? Kalıp ustası. Ama ne usta. Çok değerli bir zat ha. Bak şimdi benim de zaten referansımla geliyor. Artık kirada bir güzellik yapacaksın. Ayıp ettin. Sen istedikten sonra az hakkın yok üzerimde. Abi beğensin de gerisi kolay. Eyvallah. Ben bir arayayım o zaman. Müsaitse gelir bakarız. Ya Sadri abi, İsmail ben. Evet evet, Ömer'den. Eyvallah. Ben şimdi makul bir dükkan buldum gibi burada. İstersen gel bakalım. İçine sinerse ne âlâ. Tamamdır abi, atıyorum adresi. Hürmetler.
yaptın sen? Fikret Galo'ya ne yaptın? Hani seni beğenmiyordu? Ne oldu şimdi? Bunu söylemek için mi geldin Sude? Evet, bunun için geldim. Sizinle çalışacakmış ha? Bak sen. Neden acaba? Değişmiştir fikri. Hayat. Oluyor bazen böyle. Bir şey yaptın sen. Görüştünüz değil mi? Bravo ya. Etkileyici sinyör iplikçi. Ona kimse hayır diyemez. Sudacığım, canım. Bak çalışıyorum, gazete okuyorum. Dünya kadar işim var, hadi. Görüyorum, evet. Her alanda hem de. Devam et, devam et sen. Kolay gelsin. Sağ ol. Ömer Bey. Hı? Efendim, bisiklet yok. Ne demek yok? Vallahi yok yani. Bagajdaydı, ben de anlamadım ama yok yani. Şükür bisiklet. Yani nasıl yok, iyi baktın mı ya? Baktım efendim, çok iyi baktım ama yok maalesef. İyi ki de doğdun Karış. İyi ki de doğdun Karış. İyi ki de doğdun, iyi ki de doğdun. Mutlu da yıllar sağ. Hayır! Karış diyeceksin. Peki Neriman Hanım. Bak şimdi, kapıyı açacaksın, tamam mı? Koriş gelecek tabii. Diyeceksin ki Neriman Hanım evde yok. Ondan sonra ama ben size börekler yaptım. Buyurun içeri diyeceksin. O da tabii hemen girecek. Ondan sonra ben kostümümle aşağıya ineceğim. Ve iyi ki de doğdun Koriş. İyi ki de doğdun. İyi ki de doğdun, iyi ki de doğdun. Mutlu da yıllar Koriş. İbrahim'e bağlama ama yine de güzel oldu. Bana bak kız, biz senden sahneye mi çıksak? Sen böyle önden çıksan, beni anons etsen. Sonra da ben prensesler gibi sahne alırım. Ne diyorsun? Yok Neriman Hanım, ben almayayım. Ay sana bir şey veren yok zaten. Ay aman çekin zaten. Korişim gelecek benim. Korişim gelecek. Ben geldim. Ama geldin, saklanamadım. İyi ki de doğdun. Ay, iyi ki de doğdun. Ay, Mine. Ay yanlış yerde girdim. Senin. Ay sen de mi doğdun? İyi ki mi doğdun? Ay senin aynı gün doğmayı reddediyorum. Ay çok kötüyüm şu anda, çok. Ay yok Kureşim. Aman o doğsa ne olur, doğmasa ne olur? Ay hayatım, biz sana prova yapıyorduk. Ay Mine, her şeyi karıştırdın. Ben ne yaptım Neriman Hanım ya? Yanlış yerde girdin. Ay hadi çık, beni Kureşim'le baş başa bırak. Ay Kureşim, iyi ki doğdun, aşkların en Kureşi. Ay doğdum değil mi hayatım? Bak. Aa, o ne tatlı? Cycle hayatım. Ömüş'ün doğum günü hediyesi. Sürpriz yapıyordu ama önce ben buldum. Ay güzelmiş. Ay bana da alalım. Birlikte gezeriz. Ay gezeriz hayatım. Şöyle Ortaköy, Bebek falan yaparız. Ama şeye gitmedim hayatım, Hisar'a. Ay çok kalabalık hayatım, böyle halk var orada. Sıkılıyorum. Doğru diyorsun. Bak. Ay inanmıyorum. Çok mutluyum, çok. Tabii ki hayatım, dünyanın en önemli şeyi senin doğum günün. En güzeliyle kutlayacağız sonra da. Hediye. Aa, evet. Ay. Ay iyi ki varsın. Nörüm. Evet iyi ki varım. Ama iyi ki sen de varsın. İyi ki doğdun. Çok teşekkür ediyorum hayatım. Aa, iyi ki de doğdun. Mine! Yok yine. Ay, ay şu an çok mutluyum. Ay Allah'ım. Buyur abi. Vallahi güzel. Olur vallahi burası. Çok güzel. Esnafı da iyidir abi buranın. Rahat edersin. Öyle hiç başın ağrımaz. Muhabbet falan. İyidir yani. Şimdi bizim dükkan yıkılınca ben aslında emekli olmak istedim ama Ömer bırakmadı, illa devam edeceksin diyor. Vardır abi bildiği. Demek vazgeçemiyor sizden. Vefalı çocuktur Ömer.
Dostlarına, geçmişine, kayıp zamana çok değer verir. Zamanın kaybolduğu yok be abi. Biziz kaybolan. Çekiliyoruz köşemize. Böyle saklanmak için. Sanki biz saklandığımızda geçmiyor zaman, akmıyor. Var mı abi öyle bir şey? İlla geçer zaman. Haklısın, doğru tabii. Yani kaçmak boşuna. Hayat seni nereye savurmak istiyorsa işte oraya yolluyor bir gün seni. Öyle. Bizim kısmetimiz de burasıymış demek ki. Hem toruna da yakın. Ha, bir de torun mu var abi? Allah bağışlasın. Yok, daha yolda gelecek inşallah. Sende var mı çoluk çocuk? Yok be abi. Ben daha kendi yönümü bulamamışım. Ne çoluk çocuğu. Peki şimdi ne yapıyorsun sen şimdi? Duruyorum. Yani... Evet, duruyorum. Öyle arada bir yerde yolumu arıyorum. Bakacağız. Üzülme, sen de bulacaksın elbet bir gün yolunu. E hadi bakalım, bir çay ısmarla da şu dostluğumuzu pekişsin ha. Hemen. Ya Ömer'in ne güzel arkadaşı varmış, hiç haberim yoktu. Eyvallah abim benim. Hadi gel bakalım. Buyurun. Lütfen. Lütfen abi. Hı? Ay. Ana! Oha! Ay, pardon. Çok güzel olmuş. Şey, ben de gidiyordum. Ay gitme ya. Bir dakika, niye? Benden mi kaçıyorsun? Kaçma. Tamam, tutarım ben kendimi. Hiç şey yapmam. Ay yok canım. Ne alakası var? İş güç. Ya bırak şimdi iş gücü. Bir göreyim seni böyle bir ya. Şöyle bir özledim yani. Bir doya doya bakayım. Aa! Ay saçmalama canım. Ha ne özlemesi? Hem bakacaksın da ne olacak? Yasemin, ne oluyor ya? Lütfen hareketlerine dikkat et. Şirketteyiz. Tamam canım, ederim. Şey yapmam yani, merak etme. E o zaman akşam görüşelim. Ha? Seni misafir edeyim, gel bana. Olmaz. İyi, ben sana geleyim, sen beni misafir et. Ay o hiç olmaz. Hayda. Efendim? Tamam, geliyorum. Geliyorum. Bana bak, senin kurtulduğunu zannetme, tamam mı? Konuşacağız, bir şey var. İkna edeceğim seni. Sinan. Ay ne yapacağım ben? Ay. Kahvemi al. Korişim, hadi sen şöminenin oraya geç. Şömineyim mi? Bakayım hayatım, bakayım. Ay, inanmıyorum. Hediye almışsın bana. Ay, ay hayatım, hiç gerek yoktu. Ayol, bir tanecik korişimiz var. Açsana. Ay, açıyorum. Ay, şu an çok heyecanlandım. Ay, en sevdiğim. Saat almışsın bana. Çok teşekkür ediyorum hayatım. En pahalısından, en kalitelisinden. Hadi sen bir de tuvalete git bakalım. Ay, gideyim mi? Tamam, bakayım. Ay, kim bu? Ay ne bileyim, mi ne bakar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Kim bu? Ayol, Ömer'in Şükrüsü. Tanımadın mı? Niye gelmiş? Ay dur, kafam karıştı benim yine. Buyur canım, ne vardı? Efendim, ben biraz araştırdım da galiba bisiklet Koray Bey'de. Onu almaya geldim. Ne? Ay bu bisiklet benim değil mi yani? Yok efendim, bisiklet sizin değil. Ben alayım onu. Hayır alamazsın. Çek ellerini üzerinden. Ölürüm de vermem. Koray Bey, Ömer Bey al dedi bisikleti. Ay aldı git dedi, vermem dedi. Ay ne oluyor, bir şeyler yap.
Ay Şükrü, Ömer Bey Koriş'e hediye etti bunu. Yok efendim, başkasınınmış bu. Ay Nurum, neler söylüyor? Yok başkasınınmış, benim bu, benim. Ay iyi, bırakır mısın vicdansız adam? Koray Bey ne olur yapmayın efendim. Ömer Bey size yenisini alacakmış. Ben ona daha pahalısını, daha güzelini ve böyle zillisini, sepetlisini alırım dedi. Ha, ay şunu baştan söylesene Şükroş Bey. Ay bana en güzelini alır tabii ki. İyi, al sen bunu götür. Zaten çirkin bir şeydi, sevmedim. Müsaadenizle ben gideyim o zaman. Git canım, git. Hadi. İyi günler. Sana da hadi. Ay Nurum, zaten üzerine sığamıyordum. Ay bisiklet görünmüyordu benim yüzümden. İyi de bisiklet kimin acaba? Aa. Tam 17 çeşit şifalı ot var bunun içinde. Sabah akşam içeceksin. Sonra zaten şıp diye bebek. Ya hiç dertlenme. Çözeceğim ben. Serdar niye içmiyor? Aa, niye içsin? Ha, eminsiniz yani. Kesin benden. Vallahi bizim sülale üretken. Beşizler mi dersin, üçüzler mi? Maşallahımız var. Pek ıska yok yani. Bir dakika ya. Kolektif olarak üstüme geliniyor ama benim şu an. Sen de kabahatini bir kabul et canım. Ayıp değil ki bu, olur. Senin de kusurun bu. Serdar. Anneanneciğim, şimdi öyle demesek. Serdar, ne diyelim oğlum? Senden mi olmuyor diyelim? Yok canım, öyle şey olur mu? Ne alakası var? Serdar! Herhalde nelerle besledim, büyüttüm ben onu. Şimdi seni besleyeceğiz demek ki. Takviye lazım, takviye. Hadi iç bakayım, soğutma. Hadi bir dik işte, ha kızıma. Hadi, hadi iç aşkım, hadi. Serdar. Tamam, içme aşkım. Serdar. Serdar. Ya ölsün be Serdar. Ölsün de kurtulun ya. Allah Allah. İllallah geldi be. Yeter ya. Of. Bak hep senin yüzünden. Serdar. Buyurun, kime bakmıştınız? Ay Gala Hanım o. Salak, çekil. Gala Hanım, pardon, Fikret Hanım. Siz tabii patronlara gelmiştiniz. Şöyle ki, Ömer Bey, Sinan Bey. Teşekkür ederim. Ay ya kusura bakmayın, ben biraz heyecan yaptım da yani gerçekten söyledikleri kadar varmışsınız. Ne diyorlar mesela? Yani diyorlar ki harika bir kadın falan. Hani duruşuyla, tarzıyla, karizmasıyla. Böyle her şey bir başka. Örneğin mesela bu yüzünüze bayıldım. Kalıbına mı, kumaşına mı? Ha? Her türlü. Ben bir de sizden bir tüyo istesem. Mesela ben nasıl gözüküyorum? Bence tavsiye ihtiyacın yok. Doğru yoldasın sen. Senin olayın elbise. Gerçekten ciddi misiniz? Tutturdum yani. Yalnız bence daha koyu renkler tercih etmelisin. Bir de ben senin yerinde olsam bu tarz elbiselerde saçımı toplarım. Dikkati dağıtmasın. Sinan Bey'in odası ne tarafta? Karşıda. Ay teşekkür ederim. Harikasınız. Topladım. Ay be. Kaptım tüyoyu Gala'dan. Ay Feysen eklesen mi? Ay canım. Ekleyeyim. Sevinsin. Sinan. Efendim. Girebilir miyim? Efendim. Kimler teşrif etmiş? Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Ne güzelmiş burası böyle kendi halinde. Sıcacık. Öyle. Sizin gibi. Şu sizi bizi atsak mı ya en başından? Ha? Peki o zaman ne diyelim? Galo diyelim. Yok, Fikret desek. Fikret. Olur, tamam. O zaman. Ne içersin Fikret? Biliyorum, söylemene gerek yok. Türk kahvesi, sade.
Evet doğru ama daha zamanı gelmedi, sağ ol. Tamam peki. Ben sizinle, seninle yani gerçekten çalışmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hani hepimiz çok heyecanlıyız ve birlikte çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Vallahi bence de öyle. Tasarımlarınızın beni mutlu edeceğini düşünüyorum ben. Yani benim elbiselerimle sizin ayakkabılarınız arasında böyle ne bileyim bir ruh birliği olacak gibi ha? Ne derim? Tabii şey ya çok çok güzel. Evet harika olacak. Demek fikrin değişti. Nasıl? Ha, hani şeydi ya bu beğenmemiştin ya öyle söylemiştin. Hani Ömer'in tasarımlarını falan. Ama niye açıyorum ki zaten şimdi konuyu boş ver gevezelik öyle kaşıyıp. Evet kaşıyıp. Öyle dedim. Geçen yılki koleksiyonunuz için. Bir kırgınlık mı oldu yoksa? Yok canım ne kırgın olur mu öyle şey? Kırgınlık falan değil biz. Zaten biz onları böyle kendimiz için çok yapıcı eleştiriler olarak şey yaptık aldık. Hı, iyi. Yani siz de beni eleştirebilirsiniz. Ben açayım bozulmam. Diyorsun. Evet şey ilginç şey tabii. Ben sana örnek bir katalog hazırlattım bu ayakkabı şey tasarımıyla alakalı. Nerede ki şey? Ha. Ya şey bakalım. Ben bu arada şey defilenin ilk parçasını da gördüm. Harikulade. Gerçekten muazzam. Sen bir şey yap, incele. Yani içinden şey bak beğendiklerine konuşuruz. Ayarlarız yani. Az önce Ece ile konuştum. Guess what? Ne? Fikret Hanım bize bir uğrayacakmış. Ne? Ne zaman? Bugün mü? Şimdi mi? Evet. Bugün size uğrayacak dedi. Ay Sude hemen hazırlanmalıyız. Ay bir sürü şey almamız lazım. Ben Pınar'ı arayayım atıştırmalıkları halletsin. Sen de hemen çok güzel bir roze sipariş et tamam mı? Ya Fikret Hanım'ı en güzel şekilde, süper şekilde ağırlamalıyız. Tamam, halledeceğiz tamam. Ay beklenen gün geldi. Hadi Sude, hadi çabuk hallet, çabuk, çabuk. Ay tamam, sen de biraz sakin ol. Alo Pınar, şimdi not al. Çok önemli bir misafirimiz var. Söylüyorum. Karışık makaron, karışık makaron istiyorum. Taze çilek, taze çilek istiyorum. Biraz tuzlu olsun. Somonlu kanepelerden. Gel. Oha. Bir sebep? Hakikaten. Oha. Sade de gel kardeşim. Fikret buradaydı. Ya inanamıyorum. Galo. 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 Fikret deyince bir tuhaf duydu değil mi böyle? Ama kendi istedi biliyor musun denmesi? Çünkü Galo şimdi onun şirket ismi falan ya. O yüzden bana Fikret değil. Ya harika bir insan oğlum. Gerçekten harika bir insan yani. Sen sevmezsin gerçi. Böyle bir şey bak. Bunu o yaptı. Herhalde ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Bir dakika, bir dakika. Şimdi buraya geldi. Seninle görüştü. Gitti. Öyle mi? Ha. Sen niye bozuldun ki şimdi? Sen bir, değil mi? Bir bozuldun. Saçmalama. Seçtim ayakkabıyı. Aa. Ne? Aa. Orası biraz karışık. Ne demek karışık Sinan? Dedi ki bunlar olmaz. Acaba dedi Ömer Beylerden rica etsek kendileri bize yenilerini çizebilirler mi acaba dedi. Yeni bir şeyler. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Yasemin Kayalar'ın ofisine gelmiştim. Ayşe,
Yasemin Hanım'ın çok böyle özel bir toplantısı vardı, onun için hazırlanıyor. İsterseniz ben sizi şurada bekleteyim. Olur, tamam. Merhaba bu arada. Merhaba. Buyurun, buyurun. Buyur, buyur. Şöyle oturabilirsin. Ben de böyle çay simit falan yapıyordum. Sen ne görüşecektin Yasemin Hanım'la? İş başvurusu mu? Aslında... Ay! Çok affedersin ya. Sana da ikram etmedim ama simit ister misin şöyle ısırılmamış yerinden? Vallahi çok sıcak bak, taze. Hadi bir parça alayım. Çay ister misin? Çay vereyim mi? Yok yok, çay içtim. De bir Türk kahvesine hayır demem. Hemen söylüyorum. O da iki tane Türk kahvesi alabilir miyiz Sade? Teşekkürler. Ay ben sormadım, Sade dedim ama demese miydim? Yok yok, iyi dedin, Sade içiyorum zaten. Ben de işte bu saatlerde bir kahve patlatırım. Öyle ben her istediğimde içemiyorum. İstanbul'da yaşamıyorum aslında ben. Arada gidip geliyorum. Ama özel insan ya. Ben mesela İstanbul'u olmamama rağmen böyle bir bağlandım. Yani uzağa gittiğim zaman böyle boğaz kokusunu falan özlüyorum. Ya sen ne diyorsun? Benim çocukluğum Beyoğlu'nda geçti. Sonra Eminönü bak, orada bir kuru fasulyecim var. Bak. Geldiğim gibi oraya giderim. Bu sefer de gittim, kapanmış. Nasıl içimde kaldı anlatamam. Oo! Sen kuruyu asıl benim anneanneme soracaksın ya. Bir kuru yapar, yanına da böyle bir pilav tane tane. Ailecek böyle bir toplanıyoruz masanın başına. Tabii abim her seferinde abartıp abartıp bir sürü yediği için sonra uyuyamıyor bütün gece ama hep böyle yapıyor yani. Tabii o kadar iyiyse dediğin kadar normal. Bir de böyle maaile yenince tadı bir başka çıkıyordu. Sen deli misin? Gelsene. Mesela bu akşam bize gel. Hep birlikte kuru fasulye yiyelim. Anneanneme söyleyeyim yapsın. Sen ciddi misin? Harika. Ya ben senin gibi bir insan görmeyeli ne kadar uzun zaman oldu biliyor musun? Ne kadar iyisin sen? Estağfurullah canım, öyle elektriğimiz falan tuttuysa şey olduysa ondandır. Anladım ya ben. Sen de biraz böyle benim gibi eserekli bir insana benziyorsun. Ay sorma. Deli diyen bile var. Deli gücü değil mi? Evet, o arada bana da şey yapıyor, geliyor yani. Ya biz tanışmadık. Defne ben. Defne? Sude gel gel. Siz Fikret Bey'i yukarıda beklerken... hanımefendi de Yasemin Hanım'la görüşmek için gelmiş. Sen iş başvurusu için değil mi? Defne'cim, canım sen bir sus artık istersen. Çünkü resmen Fikret Galo ile konuşuyorsun. Ne? Oha. Oha ama ay bunlar hep böyle mahalleden Nihan'dan bulaşıyor benim ağzıma. Yoksa onu bilmeden ağzımdan şey yaptım. Resmen Fikret Galo komikmiş. Resmen Fikret Galo ben. Memnun oldum. Akşam sendeyim o zaman Defne. Tamam, tamam. Ben de gelmişken patronlarla bir görüşeyim. Değil mi? Tabii. tabii siz buyurun, ben hemen geliyorum. Görüşürüz. Ne? Nereden bileyim? Yuh ya. Ne demek akşam sizdeyim? Nereden bileyim ya? Hayret bir şey ya. Hiç yani. Bana ne? Ben sevdim kızı ya. Vallahi helal olsun ya. Hiç yani Fikret Galo demezsin. Ayşe dersin. Ayşe.